Diyarbakır Gazi Yaşar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Hastanesi. Özellikle 2020 Haziran sonrası 4 aylık bir süre zarfı içinde ciddi bir vaka sayımız vardı. Ve bu hastanede yaklaşık 400'e yakın yoğun bakım artı servis yatan hastamız olmuştu. O süreçleri atlattık. Ülke geneli son 2 ay içinde yükseliş, bir ivme kazandı COVID yükü. Ve mutasyonlar görülmeye başlandı. Bir İngiltere mutantı, Brezilya mutantı derken, şimdi de yine güncel olarak Hindistan mutantından bahsediliyor. İlimizde de özellikle İngiliz mutantı ağırlıklı olmak üzere vaka sayılarında artış oldu. Güneydoğu ve Diyarbakır özelinde konuşursak 100 binde 100-150 civarı bir rakamlara ulaştık. İller arası sirkülasyonlar, geliş geçişler, karşılıklı etkileşimlerle ilimizde de vaka sayılarında artış görüyoruz. Ve bu hem başvuruya, hem sürüntü pozitifliğine hem de yatan hastaya yansıyor tabii ki de. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, ana bina ve ek bina ile beraber 1100 yataklı bir hastane. Ve biz pandemi adaptasyon döneminde servislerimizi ve yoğun bakımlarımızı çok hızlı bir şekilde planlayabiliyorduk. Şu anda hali hazırda hizmet veren bir COVID yoğun bakımımız var ve 3 katta da COVID hizmetlerini yürütüyoruz. Servis artı yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarımız 100 civarı. Bir ivme yaşanmışken kısıtlamalar ve ardından da tam kapanmanın etkisiyle bir plato fazındayız şu anda. Düz çizmeye başladı. Vaka sayılarında bir duraganlık yaşıyoruz. İnşallah tedbirlerle ve bu kısıtlamalarla maske mesafe kurallarına uyarak bunun önüne geçebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bilindiği üzere BioNTech aşısı Sinovac aşısından sonra ülkemizde uygulanmaya başlandı. Ve ana pandemi hastanesi olmamızın yanı sıra şu anda BioNTech aşısı da hastanemizde uygulanıyor. Günlük ortalama biz 2500-3000 kapasiteye kadar tanımlayabiliyoruz. Her gün randevularımız hemen hemen doluyor. Fakat genel olarak toplumsal baza baktığımızda yine aşıya gelmekten imtina eden kişileri de görüyoruz, saptıyoruz. Ve bununla ilgili olarak aşı ikna timlerimiz kuruldu. Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde tek tek aşıya gelmekten imtina eden bireyler aranıp aşıya davet ediliyor. Ne kadar hızlı aşılama sağlarsak o kadar güzel koruma sağlayacağız. Yaş ortalamamız 60 yaş üstü çok fazla hastamız vardı. Son güncel dönemde 45 ve 65 yaş arası hastalarımızda, yatan hastalarımızda artış görüyoruz. Ve aşılama çalışmalarımızı hızlandırarak inşallah bunun önüne geçeceğiz. Tabii aşı hakkı doğup da gelmeyenleri gerçekten anlayamıyoruz. Çünkü aşıya ulaşmak bizim için bir mucizeydi. Şu an aşıya ulaştık ve burada yaklaşık 25 odada aşı hizmeti sunuluyor. Herhangi bir saatte, sabah 8'de başlamak üzere saat 24'e kadar aşı alanımız faal. İftar öncesi, iftar sonra aşı yapılıyor. Gel konforlu bir şekilde aşılarını yapıp giderken bu hizmeti sunmuşken lütfen insanlarımız da buna riayet etmesini bekliyoruz, istiyoruz. Çünkü ne kadar fazla aşılama yapılırsa, ne kadar fazla maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyulursa o kadar koruma ve o kadar da hızlı bu musibetten kurtulmuş olacağız. Şu an Diyarbakır'da bahsedebiliriz. Yani %10 küsur civarı bir hasta aşılandı. Maalesef toplumda bizim gördüğümüz yasaklama, kısıtlamalar gelmeyene kadar buna dikkat edilmediği. Yani illahi bir yasaklama, bir kural getirilmesi gerekmiyor. Burada artık biz COVID'e karşı savaşı bir hayat felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Artık sağlık çalışanlarımız da çok yoruldu. Tamam biz son noktaya kadar sahada olacağız, çabalaşacağız, insanlarımızı tedavi etme adına ne gerekiyorsa yapacağız. Ama sağlık sadece bize bitmiyor. Yani sağlık biyopsikososyal tam bir iyilik hali. Biz biyolojik olan tedavi ediyoruz ama bunun sosyal ve psikolojik ayağı var. Sosyal ve psikolojik ayağı da sadece sağlık çalışanlara değil, tüm toplumla olabilecek bir durum.
bazı güzel şeyler var.